bilimsel bir çalışma değil bu. Bilimsel bir sürü metodolojiyi kullanmama rağmen ticari bir çalışma değil. Ama iletişim metodlarını kullanıyorum birazcık. Çünkü insanlara anlatıyorum bir hikayeleri. Biraz storytelling var. Ama aslında bu şey, research as an art practice falan gibi bir şey yani. Yapay zeka çalışmaları bana biraz şey geliyor, garip geliyor. Hani yapay zeka şey gibi böyle taşı insan yapmaya çalışıyor. İnorganik bir şeyi organik yapmaya çalışıyor. Çünkü bilgisayar cansız bir şey ya. Oradaki çalışmalar bir garip geldiği için tam tersini yapmaya çalıştım ilk olarak. İnsanı taşa çevirelim. Yani böyle artificial stupidity şey işte ilk olarak. Artificial intelligence'ın tam tersine yaklaşan insanın bazı uzuvlarını bozaraktan ne bileyim işte iki gözün yerini değiştirme, görüntüyü sağ sol çevirme, yukarı aşağı çevirme gibi gözlükler vesaire yaparak biraz onlarla oynadık insan algısıyla. Robot hakları diye bir konu başlığı belirleyip çok agresif bir şekilde o konuya girdim. Ve orada şeylerle yani kadın hakları nasıl bir savaştan geçti, işte atıyorum zenciler hakları nasıl kazandı, İşte hayvan hakları mücadelesi nasıl başladı? Çünkü bunların hepsinin çok önemli şeyleri var. Yani kadın haklarında kadınların rolü çok yüksekken hayvan haklarında hayvanların pek rolü yok. Hayvan severlerin rolü oluyor. Mesela robotların rolü nasıl olacak? Yani robotlar kendi mi isteyecek, biz mi onlara vereceğiz? Burada daha duygusal bir yola girdim. Bunlara girmedim. Robot şair yurdun vatandaşı olmak istiyor. O yüzden Posta Gazetesi'nde yurdumun şairleri köşesi çok böyle doğru bir köşe. Yani yurdumun şairlerinde şiir yayınlanan bir robotun hani o yurdun vatandaşı olduğunu tartışmak abes yani. Hukuki kısmı ezmeye çalışıyor sosyal bir taraftan. Dolayısıyla oradan girip robotun oraya girmeye çalışması hikayesiydi bu. Burada yaptığım çalışmaları göstermesem de olabilir ama iletişim kurdukça benim de farkındalığım artıyor. Çünkü çok fazla görmediğim bir alana doğru girmeye çalışıyorum yani. Bir nevi bilim kurgudaki şeylerin denemeleri, o fikirlerin denemeleri. Çünkü şey çok büyülü bir şey. Yani çocuk yapmak gibi. Hani bir mekanizmayı yapıyorsun, sonra bırakıyorsun ve yaşadığını görüyorsun ve şaşırıyorsun ya, o çok garip bir şey. Yani birisi şey demişti bu. Generative Art ile ilgili çok iyi bir tanım vardı. Yani bir kod tam olarak istediğin şeyi yapıyorsa ve seni hala şaşırtıyorsa bu Generative Art işi olabilir. Yani o'daki ilginçlik orada. Dolayısıyla burada mesela çok fazla kez oldu bu dediğim şey. Yani beni şaşırttı. Ama hala şey yok. Yani devamlılığı yok bu şaşırmanın. Sonra tekrar müdahale etmen gerekiyor. Ama mesela bir çocukta öyle olmuyor. Gerçek bir çocukta. O seni sürekli şaşırtabiliyor kendi işimi. Dolayısıyla öğrenen mekanizmaları daha doğru tasarlamak gerekiyor. Yani kodları bir iş yapmak üzere değil de kendi kendine otonomi yaratmak ve öğrenmek üzerine planlamak gerekiyor. Yani bayağı eğlendiğim, hoşuma giden birkaç şiiri var ama şey değil yani postayı hedef seçmek biraz zorladı beni. Bu Japon otomotonu yapan çok ünlü Maiwa Denki adlı sanatçımız. Sizi çok hevesleniyorum yani bunun böyle saçma sapan satılabilir, ufak böyle evde kullanılabilir, hadi bana bir şiir yazsana robotuna dönüştürülmesi de çok absürt ve komik geliyor. Anlam kademesiyle biraz uğraşmam lazım ve başıma artacağı benziyor yani 6-7 ay kapanacak gücüm olması lazım onun için. Zor bir şey yani programcılık becerileri de zor. Kavramları anlama kısmı da işin felsefesi de çok oturmuş durumda değil hala. Bir sürü araştırma var bu konular üzerine. Bilincin nerede oluştuğu vesaire. Ama oralarla oynamak çok keyifli.